Selam gençler Kimya Adası'sınız. Kimya Adası ders kanalına hoş geldiniz. Evet arkadaşlar soru ödev kampımın 10. günündeyiz. Bakın nasıl da zaman geçti değil mi? 35 günde kitabı bitireceğiz aslında. Ve arkadaşlar 3. ünitede zaten test 27 kalmıştık. Bugün Test 27 ve 28'i vereceğim size ama ilk dersimiz test 27'yi çözeceğiz şimdi arkadaşlar. Pekala sayfa numaralarını ilişkilendirirsek 58 ve 59 yani baktığında P kodlarıyla ne oluyor? İşte Sivas ve Tekirdağ oluyor. Buradan orada yaşayan kardeşlerimize de selamlarımızı iletelim. Başarılar dileyelim hepsine. Evet arkadaşlar o zaman hiç vakit kaybetmeden sorularımıza başlıyoruz. Evet birinci soruya bakalım. Kimyasal bağlarla ilgili demiş. Hangisi yanlıştır diye soruyor. Şimdi bakalım. Elektron alışveriş sonucunda atomlar arasında elektrostatik çekim kuvveti oluşur mu? Evet bak şimdi x atomu elektron verdiği için artı ile yüklenir. Mesela diyelim öyle kabul edelim. Y de bu x'in verdiği elektronu alsın eksi ile yüklenir. İşte burada elektrostatik çekim kuvveti oluşur. Doğru. İyonik bağ dediğimiz şey bu zaten. O yüzden A şıkkı doğru gel. Devam. Elektronların e, e, atomlar arasında ortak kullanılma sonucunda kovalent bağ oluşur. Evet bakalım şimdi mesela diyelim ki Y atomu bir tane elektronu var. Z atomunda bir tane diğer elektron olsun. Bunlar ortak kullanılınca eşleyince bunlar birbirlerini işte burada kovalent bağ oluşuyor. Yani ortaklanmayla oluşan şey. Doğru. Bunu da kabul ediyoruz. C şıkkına diyor ki elektronegatifliği farklı atomlar arasında oluşan kovalent bağ polardır. Evet. iki atom farklıysa mesela burada örnekte olduğu gibi. işte Y örneğini ve Z örneğini verdim. Y ve Z farklı olunca buradaki bağımızda bizim otomatikman ne oluyor? Po polar kovalent bağ oluyor. O yüzden bu da doğru gelir. Devam edelim. Demişiz ki aynı cins ametaller arasında oluşan bağ polar kovalent diyoruz. Hayır. Olmaz. Aynı cins olunca mesela diyelim ki x ile x arasında olsa işte bu bizim apolar kovalent bağ oluyor. O yüzden burada hatta elektronegatiflik burada yok mesela. Baktığım zaman farkı sıfır. Elektronegatiflik farkı sıfır olunca o bağımız apolar hale geliyor. O yüzden bu ifademiz yanlış. Ama E şıkkında okumak istiyorum. İyonik bağ oluşurken elektron veren artı yükle elektron alan da eksi yükle. Zaten onu da ilk A şıkkında söylemiştim. X elektron verdiği için artı ile yüklenmişti. Y de elektron aldığı için eksi ile yüklenmişti. İşte bu da doğruydu. Cevap da bu durumda D şıkkı olur deriz. Geldik ikinci sorumuza. Şimdi oda koşullarında demir elementi katı halde su sıvı haldedir. Şimdi oda koşulları demek 25 santigrat derece demektir. Tamam bunu böyle söyleyelim. Şimdi demir niye katı halde? Çünkü demir atomları arasında güçlü ne var? Hatırlar mısınız? Metalik bağ var. İşte bu metalik bağ atomlar arasında güçlü bir etkileşim olduğu için bunun erime noktası, kaynama noktası yüksek oluyor metallerin. Mesela H2O'ya bakalım. H2O Dipol dipol, hidrojen bağı, ki bunları söyleyeceğiz gerçi ama neyse bu kovalent bileşiktir. Kovalent bağlarda molekül arasında zayıf etkileşimler vardır. İşte bu bir molekül, bu da başka molekül. İkisi arasında zayıf etkileşimler olunca bunların enerji ve kaynak noktaları tabii ki metallere göre düşük oluyor. O yüzden baktığımız zaman metalik bağ hidrojen bağından daha kuvvetlidir. Evet doğru. Mesela H2O molekülünde aslında hidrojen bağı var. Çünkü hidrojenle beraber aslında bunu zayıf etkileşimlerde bir anlatacağım ama yine şimdi bu kulak aşinalı olsun bu soruda sormuşuz. Hidrojenle beraber aslında hidrojenle beraber azot, oksijen ve flordan biri varsa ki burada oksijen var. O zaman bu yapılarla hidrojen bağı oluyor. Hidrojen bağı zayıf bir etkileşim sonuçta ama hidrojen bağı olunca da zaten hani gene Tabii ki diğer zayıf etkileşimlere göre hidrojen bağı bu arada kuvvetli. Ama metalik bağ ile bunu kıyaslayamazsınız. Metalik bağ zaten kendisi güçlü etkileşim. Hidrojen bağ zayıf bir etkileşim. Sonuç itibariyle bu doğru geliyor. Peki devam edelim. Demirin erime noktası suyunkinden büyük olduğu için zaten demir katı, su sıvı. Demir eriyememiş ama su e, ne yapmış? Buz eriyerek sıvı hale gelmiş. Bu da doğru gelir. Demir atomları arasında metalik bağ bulunur da demiştim zaten. Cevap da bu durumda ne olur? E olur deriz. Geldik 3'e. X, Y, Z, T, Q elementleri var görüyoruz. Buna göre hangisi yanlıştır demiş. Şimdi X ile Q arasında iyonik bağ oluşur mu? X kim? X 1A grubunda bulunan hidrojen hariç bir element. O zaman X burada metaldir zaten. Q'ya bakalım. Q'da da 7A'da bulunan bir halojen. Yani bir ametal. E Q da ametal ise e, bir zahmet bunlar ne yapsın? İyonik bağ yapsın. O yüzden A şıkkımız doğru gelir. Devam ediyorum. T'nin atomları arasında güçlü etkileşimler olmaz. Şimdi T kim? T 8A. Evet. 8A, helyum, neon, argon ki burada arkadaşlar neon elementini görüyorum ikinci periyot olduğu için. Atomlar arasında zayıf etkileşim vardır ki biz buna ne diyoruz? E, London etkileşimleri diyeceğiz. Sonuçta şu an kula karşınağlı olsun. London yani atomlar arasında burada güçlü etkileşim bulunmaz. Doğru. Evet bunu da söyleyebiliriz. Çünkü bu soy gaz. Devam edelim. X-Z bileşiğindeki iyonik bağ kuvveti YZ bileşiğinden fazladır demiş. Şimdi X-Z bileşiğine bakalım. Şimdi biz burada X ile aslında Y'yi kıyaslayacağız. Çünkü Z'ler burada ortak bak. Z'ler ortak görüyorsun ki. X ile kim kıyaslayacağım? Y'yi kıyaslayacağım. Şimdi X, bileşiğine baktığımız zaman aslında iyonik bağ kuvvetini önce düşünelim. İyonik bağ kuvveti şöyle olur. Yükler çarpımı bölü çaptır arkadaşlar. Önemli olan şey bu. Yükler çarpımı diyelim buraya. Tamam mı? Şimdi bir kere Z'nin yükü her türlü eksi 1. O zaten değişmiyor. Yani. O fark etmiyor. X'in yükseltgen basama artı birken iken Y'nin yükseltgen basamağı da artı 2. Yani Y burada avantaj. Zaten burada biz mutlak değer içerisinde çarpıyoruz. O zaman bu durumda. Hani X'e baktığımız zaman ne oluyor biliyor musun? X'e baktığımız zaman 1 ile eksi 1 çarpıyoruz. Ki zaten X'in çapı da büyük bu arada. O da söyleyeyim. Yani X'de çap daha büyük bir şeydir diye söyleyeyim. Çap X diyelim mesela. Yani X'in yaptığı bileşik. Çünkü çap aşağıda görüyorsun ki. Yani burada böyle bir değer var. Ama ötekine bakalım. Y'de zaten 2. 2 çarpı eksi 1 mutlak değer içerisinde. Böyle çap 1 diye çap Y diyelim ama Y'nin çapı daha küçük. O yüzden burada yeni yaptığı bileşiğin iyonik bağın sağlamı daha fazla. Ha bana iyonik karakter deseydi X daha karakterli oluyordu. Çünkü X daha metalik. Ama bize burada kuvvet dediği için burada yüklerin çarpımını düşüneceğiz. O yüzden bu ifade yanlış aslında. Devam edelim. Aynı şartlarda yenileme noktası X'inkinden büyüktür. Bak aynı mantık aslında. Bu da e, neye bağlı biliyor musun? Bu da metalik bağ bağlı. Şimdi Y de e, metal, X de metal. Şimdi metallerde nasıl değişiyor? Değerlik elektron sayısıyla doğru orantılıdır. Ama çapla ters orantılıdır. Şimdi bir kere y'nin değer kektron sayısı x'ten büyük. Çapta da zaten x büyüktür y. Ya. Yani burada her türlü gene y avantajlı. Y daha avantajlı olunca Y'nin ve kay noktası metrik bağ daha sağlam olduğu için fazla geliyor. O yüzden D de doğru gelir. Peki Z2 apolar e, kovalent bağ mıdır? Evet doğru. Z zaten kendi arasında bak Z ne yapmış? 7 daha da bulunan bir element. Kendi arasında e, apolar kovalent bağ olur. Aynı mesela burada klorlar, Cl2 molekülü gibi görüyorsunuz. O yüzden bu doğru. Çünkü ZZ apolar oluyor. Aynı atomlar olduğu için. O yüzden bu da doğru gelir. Cevap da budur mu bize yanlış için içinde. C şıkkı oldu. Güzel soruymuş. Geldik 4'e. Şimdi burada aşağıdaki hangisinin Lewis yapısı yanlış verilmiştir diye sormuş. Şimdi klor 7A'da zaten. Klorun proton sayısı 17. 2, 8, 7 diye dağıtıyorum. Bak 7A'da. 3. periyot 7A'yı gördük değil mi? 3 katman var. Son değer elektron sayısı 7. E ne yapar? Klor o zaman şuraya eşlemek ister. E kendi arasında buraya eşleyince tam da bu istediğimiz yapı oluşur. E, bu olur. Sıkıntı yok. Peki C'ye bakalım. B'ye bir geçtim. Şimdi burada aynı şekilde hidrojen e, proton sayısı 1. Tek elektron sayısı da 1 oluyor. Bakın bir tane noktası var zaten. Oksijene bakalım. Oksijen 8, 2 6 diye dağıttığımda oksijen etrafında 1 2 3 4 5 6. Ne yapacak oksijen? Ee, hidrojen, hidrojen biri buraya gelecek, biri buraya gelecek ki bak bileşiği de öyle olmuş zaten, değil mi? Hidrojen kendi dublet yapmış. Oksijen de kendini oktet yapmış. Uygun. Peki C2H2, şimdi karbona bakalım. Karbon 6'dır. 2 4 diye dağıttığım zaman karbon etrafında 1 2 3 4. Şimdi C2H2 nasıl yazarım ben bunu? Ortalama şimdi karbon 4 bağ yapacak. O zaman iki tane karbonumuz var zaten bizim. Karbonlar kendi arasında böyle 4 bağ yapar kendilerine işler. E birer de hidrojenle bağ yapar bu şekilde. İşte ne olur? Karbonlar 4'er bağ yapar. 4 kere 2 8 elektron kendine oktet yapar. Hidrojenler de birer bağ yapar. Uygun. Peki şuna bakalım. Bak karbon 4 bağ yapıyor. Hidrojen 1 bağ yapıyor. Oksijen 2 bağ yapıyor. Tam da istediğimiz gibi. Karbonu merkeze koyarız. Bak karbonu merkeze koyarız. Hidrojenlerle birer tane ortaklar. Hidrojen kendini 2 yapar karbon kendini 4 yapar oksijenle yapacağı bağını. Oksijen üzerine elektronları kay koymamız lazım ama hidrojenle bir tane bağ yapacak. İşte yapı bu. Bu da uygun. Peki B şıkkı niye uygun değil? Çünkü kalsiyum bir metaldir. Kalsiyum metal olduğu için kalsiyum proton sayısı 20'dir. Yani 2, 8, 8, 2 diye dağıttığımda kalsiyum değerli elektron sayısı 2. Ve bunu vermek ister kalsiyum. Nasıl verecek? Kalsiyum e, verince zaten artı 2 ile yüklenir. Değil mi? Ve klor ne yapacak? Klor da bir tane alır. Değil mi? Klor çünkü diğer elektron sayısı 7 idi görüyorsun ki. Bir tane alır. Klor bir tane alınca evet kendini 8 yapar. Ve eksi 1 ile yüklenir. Evet. Ama kalsiyum iki tane vermek istiyordu. Pardon özür dilerim şunu bir yapalım. Klor eksi 1 ile yüklenir. Ama kalsiyum iki tane vermek istiyordu. O yüzden biz ne yaparız? 2 tane klor alırız. Yani Lewis yapısının böyle olması lazımdı. Alışveriş olması lazım. Ama bu ne yapmış? Bu arkadaşlar yani kovalent bağ yapmış. Ki bak böyle olduğu zaman şunu anlayın aslında. Bak burada kalsiyum etrafında 2 4 elektron var. Kalsiyum kendi oktet yapmadı ki. Olmaz ama bak 2 8 8 2 deyince şunu verince 2 8 8 yapıyor. Yani kalsiyumun iyonik bağ yapabilmesi elektronu vermesi lazım. O yüzden cevap da bu durumda B şıkkı olur diyoruz. Geldik arkadaşlar 5'e. Şimdi burada bir isim ifadesi sorusu. Aşağıda verilen iyon ve iyon adları eşleşmelerinden hangisi yanlıştır demiştim. İşte bunu bizim yani bilmemiz lazım. Bu arkadaşlar yani yani şöyle ki niye ismin mesela Recep, niye ismin Hakan, niye ismin Mehmet, niye Hale, niye işte Yavuz, niye işte Ayşe, niye Fatma? Çünkü bunu hani birileri isim olarak bize vermiş. Kimi işte dediğimizin dediğimizin ismi olduğu için vermiş. Kimi işte annemiz çok sevdiği için verildi falan filan. Burada arkadaşlar bunu yani bilmemiz lazım. Yani alüminyum klorür neyse. Yani bunu niye böyle deme şansımız yok. Bunu ezberleyeceğiz ve hep de karşımıza çıkıyor. Şimdi alüminyum zaten artı 3 sıkıntı yok. Alüminyum artı 3 iyonunu vermiş. Çünkü alüminyum zaten artı 3 alıyor onu söyleyeyim. Ha burada bak bir şey söyleyeyim. Eğer demir olsaydı Demir hem artı 2 hem artı 3 olduğu için mesela demir artı 3 olunca böyle demir parantez içerisinde 3 dememiz gerekirdi. Tamam mı? Mesela bunun için de demir 2 demem gerekirdi. Çünkü demir birden fazla yük alıyor. Ama alüminyum sadece artı 3 için Alüminyum demem yeterli. Ki alüminyum 3 desem hata oluyor zaten. O yüzden doğru. Klorür. Evet klor. Eksi 1 yük alıyordu. Sıkıntı yok. Arkadaşlar bunun ismi asetat. Hatta bak buraya ee, şöyle haş gelince astik asit oluyor. Astik asit oluyor. Sirke asidi yani bu. Bak şimdi şu arkadaşlar fosfit. Doğru bunu da söyleyebiliriz. Ama bak şimdi nitrür diyor bak nitrür şu azot üzeri eksi 3 nitrürdür. Bunu söyleyelim. Peki ee, şey ne? Nitrat ne? Bak şu nitrat. NO, 3 2 1 o nitrat. Peki bu ne? NO2-1. Bu arkadaşlar nitrit. İşte böyle bir fark var. Çok çıkmaz ama burada sormuşuz. Belli olmaz diye soruyoruz yani. Cevap da bu durumda değişik oldu. Geldik B'ye. Aşağıda formül verilen bileşik adlandırması yapılmıştır. Hangisinde arkadaşlar demişiz ki işte bileşik formül adlandırması doğrudur. Şimdi bakalım bak. Burada azot A metal, oksijen A metal, kovalent bağlı bileşik yani NO bileşiğini isimlendireceğiz tamam mı? O zaman ne olacak? İşte mono, D, 3, M e gibi latince sayılarını kullanmam lazım ama ilk element için değil ikinci element için kullanmam lazım. O zaman ne olacak? Azot monoksit. Doğru. Evet bunda herhangi bir sıkıntı yok görüyorsun. Peki devam edelim bakalım ne demiş? Evet diyor ki magnezyum de hidroksit. Olur mu hiç? Magnezyum metal. Metalin yaptığı bileşik iyonik bağlı bileşiktir. Ne diyeceğiz? Magnezyum hidroksit diyeceğiz. Yani magnezyum artı 2 ile Hidroksit eksi -1 çaprazlayarak magnezyum hidroksilleşini oluşturmuş. O yüzden bu ifade yanlış geldi. Peki şuna bakalım bak. Azotlu oksijen bileşik yapmış mı? Evet. Bu da ametal ametal zaten. 2 tane azot var. Di. diazot azot. 5 tane oksijen var. Penta diazot pentoksit. O yüzden bu doğru gelir. Peki sf 6 bak kükürt ametal, flor da ametal. O zaman ne diyeceğiz? Kükürt heksaflorür. Yani 6'yı söylemem lazım ama dememiş. Olmaz. Hatası burada. cevapta bu durumda 1 3. Yani ne olur? B şıkkı olur deriz. Geldik arkadaşlar 7. sorumuza. Şimdi diyor ki soruda aynı periyotta ve A grubunda bulunan X ve Y elementlerin Lewis yapıları verilmiş. Peki bak çok güzel yan yana demek ki bunlar. Onu söyleyebiliriz. Aynı periyotta diyor. Peki diyor ki bak 1 2 3 4 X'in 4 tane de erkek protonu var. O yüzden X demek ki nerededir? 4A grubundadır. Bunu söyleyebiliriz. Peki Y'ye bakalım. 1 2 3 4 5 6. O zaman Y de bu durumda ne oluyor? 6A grubu element oluyor. Pekala. Şimdi x burada kaç bağ yapar? Şimdi x'in etrafında 1 2 3 4 tane nokta var. Hiçbirini eşlememiş. X o zaman 4 bağ yapacak. E y ile yapacak. Y şurayı ve şurayı eşlemek istiyor. Y bu durumda 2 bağ yapmak ister. O zaman merkeze x'i koyarız, tamam mı? E o zaman mecburen y'lerle böyle ortaklaşa ikişer tane bağ yaparsa x kendini 4 bağ yaptırmış olur. Y'nin etrafına mı noktaları koymamız lazım? Çünkü bağ yapımına katılmayan yani şunları ve şunu koyacağız ki y kendine dublet oktet yapabilsin. Peki bu durumda apolardır. Evet bak sağdan soldan bakıyorum şimdi arkadaşlar. Şey simetrik yani görüyoruz x ortada soldan ve sağdan eşitlik var. O yüzden bu molekül apolar doğru. Ortaklanmış elektron ortaklanmış elektron çifti 4'tür demiş. Bak kaç tane bağ var? 1, 2 bak şöyle yapalım bir daha yapalım şöyle silelim. 1, 2, 3, 4 tane bağımız var. 4 bağ demek aslında 2 elektron ortaklanarak bir tane bağ olduğu için 4 çift elektron ortaklandı. O yüzden bu da doğru geldi yani. Devam ediyorum şimdi ne demiş? Apolar kovalent bağ içermez. Evet. Bak buradaki bağlarımız, bak görüyorsunuz 4 tane bağımız var. 4 bağ da X ve Y atomları arasında. Farklı atomlar arasında yani. Mesela hiç böyle Y ile Y arasında bir bağımız yok mesela. O yüzden bu durumda ne oluyor? Apolar kovalent bağ olmuş oluyor. Buradaki tüm öncelerimiz doğru olduğu için cevap da e gelir. Geldik arkadaşlar testimizin 8. sorusuna. Bize burada 5 tane bileşik isim vermiş. Buna göre bu bileşiklerin hangisinin formülü aşağıda yanlış verilmiştir diye soruyor. Bakalım şimdi. Sodyum karbonat. Sodyum yükseltgen basamağı artı 1. Karbonat da şöyle bir köktür. Bir iyondur aslında. Eksi yüklü eksi 2 yüklü. Görüyorsunuz çaprazlanınca Na2CO3 bileşiğimizin bu olması gerekiyor. Ki var mı? Evet C şıkkında ben bunu gördüm. Devam edelim şimdi. Diğeri demir 3 oksit. Şimdi demir yükselken basamağı artı 2 ya da artı 3 olabilir ama burada artı 3 olsun istiyoruz. Oksijen de zaten eksi 2. Çaprazlanınca ne olur bu durumda? F2O3 bileşiği olur. O zaman bu da baktığımız zaman nerede var? D şıkkında var. Diyoruz. Evet devam edeceğim arkadaşlar. Gümüş sülfat. Şimdi gümüş artı 1 Sülfat da SO4 yükü eksi 2'dir. Çaprazlayınca AG2 SO4 bileşiği olacak. Böyle bir bileşik var mı? Yok vermemiş. Bir kalsın bakalım. Arkadaşlar potasyum asetat. Şimdi potasyum yükü artı 1. Asetat da CH3 COO eksi. E ne olur bu durumda? İşte bu durumda hani eksi artı. Bu durumda yalnız asetatın oradaki eksisini e, yani potasyum oraya gelmesini isteriz. Şöyle olur o zaman bileşimiz. CH3 COO K. Yani bileşik böyle yazılır. Tamam mı? O yüzden E, e şıkkı da doğru geliyor. Hep böyle katyon ne yazıp an öyle yazıyoruz ama böyle asetatın bileşiklerini böyle yazılıyor arkadaşlar. Amoyum fosfata bakalım. Amoyum NH4 yükü artı birdir. Fosfat da PO4 yükü eksi üçtür zaten. E, çaprazlanınca ne oluyor bu durumda? E, NH4'ü biz tabii ki paranteze alacağız ve 3 e, yazacağız ve PO4. İşte bu var mı? Evet bu da var. B şıkkında. Peki A şıkkı ne? Bak A şıkkında gümüş artı bir S-2. Bu aslında e, gümüş sülfür. Çünkü SO4 sülfür demek. O yüzden bu ifade yanlış oluyor. Cevapta e, bak e, gümüş sülfatı sormuş. Gümüş sülfürü vermiş. O yüzden cevapta bu durumda aşık oldu diyoruz. Geldik arkadaşlar 9'a. Şimdi X'ye ve Z'ye bileşiklerinin levit yapıları verilmiş. Şimdi burada arkadaşlar X'ye bir kere kovalent bağlı. Nasıl anlıyorum? Çünkü arkadaşlar ortaklanma var. Ama ZY'de de iyonik bağ. Çünkü artı eksi yükler oluşmuş. Alışveriş olmuş. iyonik bağ olduğunu anlıyoruz. O zaman şimdi Burada x, y, x de a metalken z de bulunduğunda metal oluyor. Çünkü metal elektron verir. Şimdi arkadaşlar bakalım. Şimdi burada iki tane elektron var ya görüyorsunuz ki. Bu iki elektron biri x'e ait biri y'ye ait. Yani x'in durumu şu. X normalde bir tane noktası var. Y'nin de bu durumda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. X'in de elektron sayısı 1. Evet bak x'in elektronegatifliği 1 ise y'nin de 7 ise demek ki x burada 1A'dır y de bu 7A'dır. E x o zaman 1A'da bulunan bir ve kovalent bağ yapabilen bir e, elementse x bu durumda ne olmalı? X bu durumda hidrojen olmalı zaten. X'in hidrojen olduğunu anlıyoruz aslında bu durumda. Peki ee, bak Y ne yapmış? Ee, Z ile iyonik bağ yapmış ve Z bak bir tane elektron vermiş. Y'nin zaten bir tane eksiği var görüyor musun? Onu almış. O zaman Z de normalde nötralden böyleydi aslında baktığımız zaman. Bir tane verince elektronu ne yapar? Artı bir olur. Yani o zaman Z de mu bir A grubunda bir metaldir ama yalnız bunu böyle söyleyebiliriz. Şimdi buna göre hangileri yanlıştır diye sormuş. Güzel soru. Şimdi X'ye bileşiği polar kovalent bağdır. Zaten kovalent bağ ve farklı atomlar ve iki atomlu görüyorsunuz. İki atomlu ve farklı atom olunca simetrik olmuyor yapımız ve buna biz polar e, yani şöyle ki aslında bağımız farklı atom arasında görüyor musunuz? Evet doğru. O yüzden bu bağımız polar kovalent bağ. Bu kadar. Hani molekülün polarlığı şu an düşünmeyelim. Burada sormamış çünkü. Cevap burada A şıkkı doğru geldi. ZY bileşiğinin sulu çözeltisi elektrolit. Şimdi ZY ne? İyonik bağlı bileşik. İyonik bağlı bileşiği suya attığımız zaman arkadaşlar ne olur bakarsak? Hani iyonların ayrışır. Yani Z artı 1 ve Y eksi 1 şeklinde iyonlarına ayrışır. Ortama iyon verdiği için elektrolittir. Doğru. Z'y bileşiği kırılgandır ve işlenmez. Şimdi Z'y bileşiği iyonik bağlı bileşik. İyonik bağlı bileşikleri biz şekil veremiyoruz. Bu da doğru. Yani kırılgandır. Metallere şekil verilebilir ama iyonik bağlı bileşiklere verilmez. Bu da doğru geliyor. Zx bileşiği polar Zx bileşiğine bağlar polar kovalenttir demiş. Şimdi Zx bileşiğine baktığımız zaman arkadaşlar ki bak Z e, burada e, zaten baktığımız zaman bir metal. X de bileşik yaparsa ne olur bu durumda? İyonik bağlı bileşik olur. O yüzden bu iyonik bağlı bileşiklerin e, polar kovalent gibi bir e, polarlığı falan filan e, konuşulmaz. İyoniktir deriz. Yani çünkü orada aslında aşırı polarlanmadan ötürü zaten bileşik iyonik hale geliyor. Z metal. Bak ne olur? Z artı ile yüklenir. X de elektron olur. Eksi ile yüklenir. Burada iyonik bağ oluşur. Bitti. Bunu bir daha hani polar korent falan diyemeyiz yanlış. Y atomu hani iki bilecikti de oktetin tamamlanmış. E görüyoruz. Y etrafını 8 yapmış değil mi? Sayarsınız bakın. 2 4 6 8. Görüyor musunuz yani? Hani biraz fazla büyüktük ama şöyle yapayım isterseniz arkadaşlar. Şöyle göstersem daha iyi olur. 2 4 6 8 2 4 6 8. Y hep böyle mutlu, memnun yani hayatından. O yüzden buradaki cevabımız arkadaşlar değişik kolu deriz. Geldik şimdi testimizin 10. sorusuna. Bize burada X, Y, Z element atomlarının katman elektron dağılımları verilmiş. Buna göre hangileri doğrudur diye soruyor. Şimdi bak X'e bakalım. X'in zaten direkt elektron sayısı 1. Bir tane noktası var. X bu arada hidrojen. O yüzden bir ametal olduğunu anlıyoruz zaten. Bunu hiç söyledik. Çünkü bir tane noktası var birinci katmanda. Şimdi Y'ye bakalım. Y'nin durumuna baktığımız zaman birinci katmanda 2, ikinci katmanda 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yani 2, 6 diye dağıtıyoruz Y'yi. Ha Y aslında oksijen elementi. Bunu söyleyelim. Çünkü değerlik elektron sayısı 1 2 3 4 5 6. Y kaç bağ yapar? Y şuradan ve şuradan bağ yapmak ister. Bu da bir ametaldir. Yani iki tane elektron alırsa kendini oktet yapacak. Peki devam edelim. Z'ye bakalım. Z ise 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2. Yani Z şöyle. Z 2 8 2 imiş. Ha o zaman Z'nin değerlik elektron sayısı da 1 2 imiş. E, 2A grubu bir magnezyum elementi aslında. Bu metaldir. Onu burada belirtelim. Şimdi diyor ki bakalım şimdi bunu anladık. X ile Y arasında iyonik bağ oluşur. Şimdi X de ametal, Y de ametal. Nasıl iyonik bağ oluşsun bunlar? Ne yapar? Tabii ki ametal ametal kovalent bağ yapar. Bu yanlış oldu. Devam ediyoruz şimdi. X atomlar arasında metalik bağ olmaz. Bulunur demiş. Çünkü X bir ametal olduğunu söylemiş. Ha, Z dese doğruydu. C şıkkı bir kalsın. D'ye bakmak istiyorum. Z, Z artı iyonun Lewis yapısı bu mudur? Şimdi bak. Z artı 2 demek. Zaten Z bak normalde 282 8, 2 değil mi? Görüyorsun. Z 2 tane verince ne olur? 28 olur. Dolayısıyla hani 2 tane noktası varken artık hiç noktası kalmaz. Onu verdiğin Z artı 2 diye göstereceğiz. Yani şuradaki fazladan yazdığı 8 elektron olmamalı zaten. O yüzden bu ifade yanlış. Yani şöyle yazması gerekirdi. Metal verince zaten onun kalmıyor elektron. O yüzden bu ifade yanlış oldu. Peki Y2 molekülünde 2 tane polar kovalent bağ mı oluşur? Şimdi Y2 molekülü kendi, zaten 2 bağ yapar. Ama kendi arasında bağ yaptığında yeni Y2 molekülü değil mi? Y2 ikili bağ yapar ama kendi arasında bağ yaparsa bu bağlarımız ne oluyor bizim? Ya ne oluyor? Apolar kovalent bağ oluyor. Çünkü kendi arasında yapmış. Bu ifadede yanlış olur yani. Peki geldik şimdi atladığımız C şıkkına. Z'ye birleşince iyonlar oktetini tamamlamıştır. Doğru mu? Bak şimdi. Z'yi düşünelim. Bak Z2 8 2'ydi zaten. Değil mi? 2 tane verdi. Kendi oktet yaptı. Z artı 2 yaptı zaten kendini. Bunu böyle söyleyebiliriz. Peki Y'ye bakalım. Y zaten 2 6 idi. tane eksiği vardı. 2 tane de aldı. Yani ne olur? 2 tane alınca eksi 2 ile yüklenir. 8'e e 10 olur. Bu durumda 2 6 olur. 2 8 olur pardon. Yani bu da oktet yapar. Bu da oktet yapmış oluyor. Yani o zaman hatta Lewis yapısı şu. Y'nin etrafında 6 tane vardı. 2 tane de Z'den aldı. Eksi 2 ile yüklendi diyebiliriz. O yüzden arkadaşlar bu doğru işte. Cevap da bu durumda C şıkkı oldu. Güzel soru. Geldim arkadaşlar testimin son sorusuna. Şimdi potasyum, magnezyum, oksijen ve flor elementlerimiz var. Şimdi bize burada diyor ki iyonik karakteri ve bak çok önemli bir soru iyonik karakteri ve iyonik bağı kuvveti en büyük olan bileşik. Şimdi öncelikle iyonik karaktere bakalım. İyonik karakterde metalin en karakterlisi nerede? Solda ve aşağıda. Ametallerde ametalde sağda ve yukarıda. O zaman bakıyorum. En aşağıda potasyum, en yukarıda flor. Yani sağda yukarıda. O zaman potasyum floru bileşiği iyonik karakteri en fazla olan bileşiktir. Burada bir sıkıntı yok. Bunlar gitti. Peki devam edelim şimdi. Diyor ki iyonik bağ sağlamlığı fazla olan. İyonik bağ sağlamlığı şöyle olur arkadaşlar. Yüklerin çarpımı ama e, tabii ki mutlak değer içerisinde bölü çap. Şimdi yüklere bakalım. Yükler burada zaten bak 2A olan magnezyum artı 2. Oksijen eksi 2. Değil mi? Görüyorsun ki 6A da olan zaten. E, flor eksi 1. Şimdi o zaman bunun ne olur? Magnezyum artı 2 olduğu için. Değil mi? Hemen artı 2. Oksijen de eksi 2 olduğu için çarpımı ne olur? Zaten bu da 4 olur yani mutlak değerden 4 çıkar. -4 de 4 çıkacak zaten mutlak değerden. Çap daha sonra baktığımız bir şey zaten arkadaşlar. Çap daha sonra baktığımız bir şey. Eşitlik olduğuna çapa bakıyoruz. Burada eşitlik falan olmaz zaten en fazla burada oluyor. Ha, eşitlik olsaydı mesela zaten çapala bakacağız. Orada da arkadaşlar karar vereceğiz. Ya yani çapı da küçük olması lazım bu arada. onu söyleyelim. Sonuç itibariyle burada e, magnezyum oksit oluyor baktığınız zaman. Çünkü daha fazla e, e, oluyor. Çapa hiç bakmamaya gerek yok zaten. O yüzden buradaki cevabımız arkadaşlar B şıkkı oldu diyoruz. Evet arkadaşlar güzel sorulardı ha. Bak test 27. Bugün 10. gündü bir tane testimizi paylaştık. Şimdi arkadaşlar ben size test 28'i ödev olarak vereyim tamam mı? Hemen ben o videoyu paylaşana kadar siz ne yapın? Hemen onları yapın ve yapamadıklarınızı izlersiniz. Gençler kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.